Annemi babamı hiç tanımadım. Yetimhanenin soğuk yataklarında uyudum senelerce. Aile sevgisinden uzak, sinirli ve asabi. Bakıcıların ellerinde 15 yaşına kadar kaldım. Küçükken karşı koyamıyordum ama 15 yaşına geldiğimde tak etmişti canıma. Kaçacaktım. Koymuştum kafaya. Koca İstanbul, yol bilmem, iz bilmem. 15 yaşında ve sokaklara oldukça yabancıydım. Bir gece yarısı bahçeye çıkıp atladım dikenli duvarların üzerinden. Başarmıştım. Yetimhanenin dışındaydım. Arkama bile bakmadan koşmaya başladım. Kötü hatıralarımı geride bırakarak koşmaya devam ettim. Koca İstanbul'un içinde tek başımaydım. Yanımdan gelip geçen insanlar beni hiç görmüyordu sanki. Herkeste bir telaş. Kimi evine dönme çabasında, kimi eğlence peşinde. Benim dışımda herkesin bir amacı vardı. Başım eğik yürürken aklımda ise ne yapacağım bu karanlık ve koca şehirde diye düşünüyordum. Hava da iyice soğumuştu. Üzerimdeki paltoya sıkıca sarılıp uzandım parktaki bankın birine. Gün ola hayrola deyip kapattım gözlerimi. Yağmurun altında ıslanarak uyanmıştım yeni güne. Koşarak sığınacak bir yer arasam da bulamadım. Sırılsıklam olmuştum. Kendimi köprü altına attım. Böylece koruyabildim kendimi yağan yağmurdan. Benim gibi kimsesiz çocuklar vardı burada. Birbirlerine sarılıp ısınmaya çalışırken gördüm onları. Yanlarına gidip selam versem de beni aralarına almadılar. Git buradan. Burası bizim mekanımız deyip kovdular beni. Sessiz ve çaresiz şekilde ayrıldım oradan. Yağmurun altında ıslana ıslana adımladım kaldırımları. Karnım da çok acıkmıştı. Elimi cebime attım. Para ne gezer. Metelik bile yoktu. Sonum belliydi. Artık kestirebiliyordum. Acımasız bakıcıların bize dayak atarken söylediği sözler geldi aklıma. Biz size bakmasak hepiniz birer sokak çocuğu olurdunuz. Hırsız, dilenci, tinerci, hatta bir katil olurdunuz diye acımasızca döverdi bizi. Evet, galiba haklıydılar diye de düşünüyordum. Yetimhaneye geri dönmeyi düşündüm ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Hem geri dönsem acımasızca dayak yiyecektim. Bu da beni korkutuyordu. 3 gün boyunca ağzıma tek lokma girmedi. Sonra adının Zafer olduğunu söyleyen benden 3 yaş büyük bir çocukla tanıştım. O da benim gibi kimsesizdi. Sağ olsun bana ekmek verdi, yanına aldı. Karnımı doyurdu ama aklımdaki şeytani fikri nereden bilebilirdim ki? Meğer hırsızın tekiymiş. Tanıştığımızın 2. günü yaptığı hırsızlık yüzünden beni suç ortağı ilan edip onunla birlikte hapsi boyladım. Tam 4 yıl bir hiç uğruna cezaevinde yattım. 4 yıl sonra cezaevinden çıkar çıkmaz askerlik görevi için önce Sivas, sonra da Adıyaman'ın yolunu tuttum. Yetimhaneden kaçtığım günden beri özgürlüğüm hep kısıtlandı. Yetimhane dönemimde de ne kadar özgür sayılabilirdim ki zaten. Askerlik görevim bitince bir elimde çanta, diğer elimde tezkere, öylece yolun ortasında kaldım. İyi kötü bu yaşa kadar geldim. Peki ya şimdi? Şimdi ne olacak? Nereye gideceğim? Nerede yatacağım? Karnımı nerede doyuracağım diye düşüncelere daldım. Yolda yürürken gelip geçen insanlara, pardon, cebimde hiç param yok, karnımı nerede doyurabilirim diye sormaya başladım. Adıyaman halkı cana yakın ve sevecendi. Durumu anlattığım insanlar da ya cebime para koydu ya da elleriyle götürüp bana yemek getirdi. Ama bir amca vardı ki beni evine davet etti. Gel bakalım benimle genç adam. Bir kör bir topal yaşıyoruz eşimle. Bizim de kimsemiz yok. Birkaç gün bizde kal. Sonra bakarız bir hal çaresine deyip beni evine götürdü. 3 gün bu amcanın yanında kaldım. 3. günün sonunda amca ben size rahatsızlık verdim yeteri kadar. İznin olursa gitmek istiyorum dedim. Amca bana bakıp nereye peki diye sordu. Bilmiyorum amca. Allah yar olur dedim. Amca biraz düşündükten sonra gel benimle dedi. Beni bir dergaha götürdü. Burada kal. Burada sana yemek de verirler, yatakta verirler, ilim de öğretirler dedi. Çok değişik bir yerdi. Aynı cami gibi. Dergahın içinde binlerce kitap vardı. Tıpkı bir kütüphane gibi. Amca orada birileriyle konuştuktan sonra yanıma bir adam geldi. Beni üst kata çıkarıp yatacağım yeri gösterdi. Burası aynı yurt gibiydi. Burada kalan benim gibi onlarca insan vardı. Adama dönüp ama benim param yok dediğimde adam yüzüme bakıp gülümseyerek Allah var dedi.
İçimde tarif edilemez bir huzur vardı. 3 gün sonra kendime bir iş buldum. Lokantanın birinde bulaşıkçılık yapmaya başladım. Akşamları dergahta bize Kur'an dersleri veriyorlardı. Bir ayımı doldurdum burada. Kimseyle konuşmaz, erkenden işime gider, işten sonra dergaha dönüp derslere katılırdım. Sonra da çıkıp uyumaya geçerdim. Yalnız dikkatimi çeken bir olay vardı. Son zamanlarda dergaha yaklaşık 75 yaşlarında bir dede gelmeye başladı. Öylece oturur Kur'an okurdu. Onlarca insan varken gözü hep üzerimdeydi. Ben ise elimde Kur'an, onu fark etmemiş gibi davranır, Kur'an okumayı öğrenmeye devam ederdim. Yine işten döndüğüm bir akşamdı. İçimden hiçbir iş yapmak gelmiyordu. Dergaha girdim. Sessizce bir köşeye oturdum. Öylece oturup boş boş bakınıyor, geçmişimi düşünüp içten içe ağlıyordum. Öylesine dalıp gitmişim ki omuzuma dokunan bir el ile irkildim. Başımı kaldırıp baktığımda karşımda o bahsettiğim dede vardı. Önce önüme diz çöküp elleriyle gözümden akmaya yakın olan gözyaşlarımı silip "Adın ne senin evlatı?" dedi. Ben dedenin gözlerine çaresizlik içinde bakıp "Seyyid Ali" dedim. "Benim adım Seyyid Ali." "Allah'ın selamı üzerine olsun Seyyid Ali. Benim adım Affan" dedi. "Günlerdir seni izliyorum. Çok temiz ve masum bir yüzün var. Ama kalbin ise bir o kadar da kararmış. Nedir senin hikayen?" dedi. Ben o an kendimi tutamayarak ağlaya ağlaya her şeyi anlattım. Saatlerce pür dikkat beni dinledi. Hiç yorum dahi yapmadı. Sağ eliyle omzuma dokunup "Benim de kimim kimsem yok. Son nefesimde yanımda biri olsun istiyorum. Benimle gelmek ister misin?" dedi. Affan dedenin gözlerine bakıp "Olmaz. Kimseye yük olmak istemem. Hem burada Kur'an okumayı öğreniyorum. Özür dilerim ama gelemem" dediğimde Affan dede gözlerime bakıp "Ben sana öğrenmek istediğin her şeyi sana öğretirim. Zaten koca evde yalnız yaşıyorum. Gel benimle. Belki de beni sana Allah gönderdi" dedi. Bu kelimesinden çok etkilendim. Gözlerinin içine bakıp başımı salladım. "Kalk evlat. Eşyalarını topla. Gidelim" dedi. Eşyalarımı topladıktan sonra Affan dedenin evine doğru yürümeye başladık. Affan dede yaşlı olmasına rağmen dimdik ve heybetli duruyordu. Yaklaşık 15 dakika sonra Affan dedenin evine vardık. Ağaçlar içinde, tahtadan yapılı ama oldukça sağlam bir evin önüne geldik. "Burası" dedi. "İşte burası senin yeni evin." Etrafa baktığımda başka hiçbir ev yoktu. En yakın ev en az 1 kilometre uzaktaydı. "Geç bakalım içeriye" dedi sırtımı sıvazlayarak. Bahçe kapısından içeriye geçip eve doğru ilerlerken gözüme küçük bir baraka takıldı. Odunluktur diye düşündüm kendi kendime. Neyse, Affan dede evin kapısını açıp içeri adımımı attığımda burnuma daha önce hiç koklamadığım koku gelmeye başladı. Miski amber gibi. Mis gibi kokuyordu bu ev. Evin içinde ilerlerken ev tertemiz ve oldukça derli topluydu. Bu evin içinde tarif edilemez bir şekilde huzurlu hissediyordum kendimi. 5 odalı büyük bir yer evi. Ama bayağı güzel ve sanki tarih kokuyordu.